Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Biyoloji dersinin birinci dönem birinci yazılısına hazırlanıyoruz gençler. Yazılıda öğretmeninizin sorabileceği çok yakın soruları seçerek bir yazılı provası hazırladık size. Tabii ki ben küçük küçük hatırlatmalarda yapacağım soruları direkt çözüp çözüp geçmeyeceğim gençler. Hocanız böyle sormazsa şöyle sorarsa dikkat edin aman bunu unutmayın diyeceğim. Hazırsanız yaslarının arkanıza başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bizim ünitemiz yaşam bilimi biyolojiydi. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinin içerisinde canlıların ortak özelliklerinden bahsetmiştik. Bir de canlıların yapısında bulunan temel bileşiklerden bahsetmiştik. İlk olarak biyoloji diyoruz ama biyoloji ne demekti? <laughs> Biyo canlı anlamına geliyordu. Loji de bilim demekti. Yani biyoloji dediğimiz zaman canlı biliminden bahsediyorduk. Doğada gördüğümüz, göremediğimiz, canlı olarak nitelendirdiğimiz her varlığın yaşadığı yer, birbiriyle etkileşimi, göç davranışları, anatomisi her şey biyoloji biliminin inceleme alanı içerisinde yer alıyordu. Biz canlıların ortak özellikleri başlığı altında da ilk olarak hücresel yapıdan bahsetmiştik. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Prokaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Prokaryotla ökaryotla ortak olarak neler bulunuyordu gençler? DNA, RNA, hücre zarı, sitoplazma bulundurmak, ribozom organelini taşımak ikisinde de ortaktı. Ökaryotların prokaryotlardan farkı ökaryotlar daha gelişmiş hücrelerdi. Ne yapıyorlardı? Bunların DNA'sının etrafında bir zar vardı. Yani bunlara çekirdekli hücreler ismini veriyorduk. Zarlı organel olarak ikinci ünitede öğreneceğiz. Endoplazmik retikulum, golgi, koful, mitokondri gibi organeller ökaryotlarda bulunabiliyor gençler. Baktığımız zaman bir de hücre sayısı bakımından gruplandırabiliyorduk canlıları. Bazı canlılar tek hücreliydi, bazı canlılar çok hücreliydi. Boşaltım dediğimiz zaman metabolik aktiviteler yapıyoruz. Bu aktivitelerimizin sonucunda da mutlaka atık maddeler meydana geliyor. Bu atık maddelerin canlı vücudundan uzaklaştırılmasına boşaltım ismi veriliyordu. Tabii ki boşaltım yapmak da tüm canlılarda ortaktı. Adaptasyon uyum anlamına gelecekti. Unutmayacağımız şey şu. Bir canlının bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran özelliklere adaptasyon denir adaptasyonlar kalıtsaldır nesilden nesile aktarılır. Beslenme dediğimiz zamanda aslında solunum yapmakta ve beslenmekteki amacımız birbiriyle aynıydı. Vücudumuz için gerekli olan ATP'yi sentezlemek için besleniyorduk ve solunum tepkimelerini gerçekleştiriyorduk. Beslenme bakımından da bazı canlılar kendi besinlerini kendi üretiyordu. Onlara ototrof yani üretici canlılar ismini veriyorduk. Bazı canlılar ise besin ihtiyacını doğada hazır olarak karşılıyorlardı. Onlara da heterotrof canlılar ismini veriyorduk. Doğada çok nadiren hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız da vardı. Hazır solunumdan bahsetmişken onun üstünden devam edeyim. Solunum yapmaktaki amaç tabii ki ATP ihtiyacını karşılamak. Canlılara baktığımız zaman da oksijenli solunum yapanlar var. Oksijensiz solunum yapanlar var. Bir de fermantasyon tepkimeleri sonucunda ihtiyaçları olan ATP'yi üretebilen canlılar vardı. Homeostasi kararlı iç denge anlamına gelecek. Tüm canlılar kararlı iç dengelerini korumak isteyecekler. Yani aslında vücudun içerisinde bu tek hücreli bir canlı da olsa hücrenin içerisinde işlerin düzgün, düzenli bir şekilde gerçekleşmesi anlamına geliyor. Homeostasinin bozulması demek zaten hastalıkların gelmesi anlamına gelir. Metabolizma dediğimiz zaman canlı vücudunda devamlı olarak yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma ismini veriyoruz. Metabolizma tepkimelerinden yapımlara anabolizma diyoruz. Yıkım tepkimelerine ise katabolizma ismini veriyoruz. Hani aklımızda şeyden tutabilirdik. Analar yapıcıdır. Çocuklarını eteklerinin altına toplar. Anabolizma küçükten büyük yapmak. Katletmekten aklımızda kalabilir. Katabolizma büyük bir şeyi küçük parçalara ayırıyorsan da katabolizma diyorduk organizasyon düzen anlamına gelecek. Mesela senin vücudunu düşünecek olursak kalbin böbreğinden böbreğin pankreasından bağımsız çalışamaz. Mutlaka içeride bir organizasyon olmak zorunda. Tek hücreli canlının da DNA'sı RNA'sından RNA'sı ribozomundan bağımsız çalışamaz. Mutlaka uyumlu düzenli olmak zorundalar. Üreme dediğimiz zaman buraya bir yıldız atalım gençler. Boşaltım yapmazsam ölürüm. Solunum yapmazsam ölürüm. Beslenmezsem ölürüm ama üremezsem ölmem. Canlının yaşamına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Hayatın devam edebilmesi için, o türün devam edebilmesi için üremek şarttır hareket etmek de yine canlılarda ortak olarak görülecek ama herkes aktif olarak yer değiştirmez. Bazı canlılarda ise pasif hareket söz konusu olacak. Yani yönelim şeklinde hareket edilebilecek. Mesela bitkileri düşünebilirsiniz gençler. Bitkilere baktığımız zaman bir bitki ağaç çiçeği bitkisi mesela güneşe doğru dönüyor. Ağaç çiçeği bitkisinin güneşe doğru dönmesi onun hareket ettiği anlamına gelir. Büyüme ve gelişme dediğimiz zaman aslında ikisi birbirinden farklı kavramlar. Büyüme dediğimiz zaman şöyle örnek üstünden anlatayım. Bebişi düşünün. Bebişin bacağının boyunun artması büyüdüğü anlamına gelir. Bacak artık üstüne basılarak yürünebilecek halde ise gelişti anlamına gelir. Yani büyümek, hacmin artması, kütlenin artması, çok hücreli bir canlı ise hücre sayısının artmasıdır. Gelişme ise fonksiyonel olgunlaşma anlamına gelir. Uyarılara tepki de yine tüm canlılarda ortak olarak görülecek gençler. İçeriden veya dışarıdan devamlı etkilere maruz kalıyoruz. Mesela havalar soğumaya başladığı zaman biz ne yapmaya başladık? Kalın giyinmeye başladık. Haliyle bu hava sıcaklığına karşı verdiğimiz bir tepkidir. Aynı şekilde içerden bir hormon sentezlendiği zaman bu hormona da vücudumuz tabii ki tepki gösteriyor diyeyim. Buradan da canlıların yapısında bulunan temel bileşikler kısmına geçiyorum gençler. Temel bileşenleri kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir inorganik bileşiklerimiz var, bir de organik bileşiklerimiz var. Yazılı da karbonhidrat, lipid ve proteinlere kadar sorumluyuz gençler. Tabii ki okul öğretmenleri farklı sırada devam edebiliyorlar. Bazıları enzimleri de dahil ediyor, bazıları karbonhidratların sonuna kadar diyor. Ama biz genel hatlarıyla milli eğitimin sorumlu tuttuğu proteinlerin sonuna kadar yazılımızı hazırladık. İnorganik bileşiklerinle organik bileşiklerin arasındaki farkı bilmemiz çok çok önemli. you <laughs> İnorganik bileşik dediğin zaman hiçbir canlı tarafından sentezlenemiyor. Herkes bunları doğadan hazır olarak alıyor. Su, asit, baz, tuz ve mineraller inorganik bileşiklerdir. Su dediğin şey madde döngüsü şeklinde atmosferle kara arasında hareket ediyor. Canlılar içiyor, boşaltım yapıyor, karalardaki sular oluşuyor. E bu sular buharlaşıyor atmosfere tekrar yağmur yağdığında karalara geliyor... Yani madde döngüleriyle hareket ediyor, hiçbir canlı sentez diyemiyor. Bu su olmazsa olmazımız neden? Çünkü canlı vücudunda çok fazla derecede iş yapıyorlar. Mesela vücut sıcaklığımızın ayarlanmasında görevliler, hidroliz tepkimelerinde görev yapıyorlar. Enzimlerin çalışabilmesi için suya ihtiyaç var. İdrarınızı düşünün, atıkların vücuttan uzaklaştırılması için suya ihtiyaç var. Kanımızın çok büyük bir kısmı su, yani vücudumuzda madde taşınabilmesi için de tabii ki suya ihtiyacımız var. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verenlere asit, OH yani hidroksil iyonu verenlere baz ismini veriyorduk. Periyodik cetvelde 0 ile 7 arası asit, 7 ile 14'ün arası bazdı. 7'ye de nötr demiştik. Asitler ve bazlar tepkimeye girdiği zaman tuzlar meydana geliyorlardı. Mineral maddeler de aslında periyodik cetvelde öğrendiğimiz sodyum, potasyum, klor, flor, brom, iyot gibi maddelerdi gençler. Mineral maddeleri de vücudumuza yeterli düzeyde almamız gerekiyor. Almadığı ığımız zaman çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Organik bileşikler neymiş? Canlı vücudunda sentezlenebilen bileşiklermiş. Karbonhidrat, lipitler ve yağlar bizim için çok önemli. Aynı şekilde proteinler de neden? Çünkü bunlar enerji verici organik bileşiklerdir. Yani biz ATP sentezlemek istediğimiz zaman bu üçünün kapısını çalıyoruz. İlk sırada kimi kullanıyorduk? Karbonhidratları. Vücudumuzdaki karbonhidratlar bittiği zaman yağların kapısını çalıyorduk. Yağlar da bittiği gittiği zaman proteinlerin kapısını çalıyorduk. Üçünü kendi içinde kıyas yaparsak en az enerjiyi karbonhidratlar veriyordu. Ama gidip onların ilk olarak kullanıyorduk. Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydı. Yağlar en çok enerjiyi verirlerdi ama yağların oksijenle tepkimeye girmesi biraz daha zordu. Proteinler ise ortaya kalmış oluyorlardı. Karbonhidratların yapı taşlarına ne dedik? Monosakkaritler dedik. En çok da karşımıza glikoz çıkacaktı. Yağların yapı taşı yağ asidi ve gliseroldü. Proteinlerin yapı taşı amino asitlerdi. <laughs> Karbonhidratların monomerlerini birbirine glikozit bağı bağlıyordu. lipidlerin monomerlerini ester bağı, proteinlerin monomerlerini ise birbirine peptit bağları bağlamış oluyordu diyeyim. Gençler şöyle çok özet bir şekilde hatırlatmış olayım. Buradan da tabii ki hemen sorularıma geçiyorum. Doğru yanlış sorusu ilk olarak karşımıza çıktı. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D harfi, yanlış olanlara Y harfi yazınız. deal Ökaryot canlıların tümü çok hücrelidir demiş. Bak burada bir hatırlatma yapacağım size. Hücresel yapı bakımından ne dedik? Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılar var dedik. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip olan canlılar var dedik. Prokaryot hücre yapısına sahip canlı alemlerimiz vardı ki biz üçüncü ünitede alemleri göreceğiz. Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Protista dediğimiz bir alem vardı bitkiler alemi vardı, mantarlar alemi vardı. Bir de hayvanlar alemi dediğimiz alem vardı. Bu alemde bulunan canlılar ise ökaryottu. Bakıyorum. Bakterilerin tamamı tek hücreli. Arkelerin tamamı tek hücreli. Protist aleminde tek hücreli olan da var, çok hücreli olan da var. Bitkilerin tamamı çok hücreli. Mantarların tek hücreli olanı da var, çok hücreli olanı da var. Hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücreli canlılardı. O zaman genellemeyi şu şekilde yapabilirim. Bana deseydi ki prokaryot canlıların tümü tek hücrelidir deseydi doğru diyecektim. Ökaryot canlıların tümü çok hücrelidir derse kabul edemedim. Ökaryot olup tek hücreli olanlar da var. O zaman tekrar baktım. Ökaryot canlıların tümü çok hücrelidir. Tabii ki yanlış. En fazla enerji veren organik bileşik proteinlerdir diyor. Hadi oradan deyip yanlışı yapıştırıyoruz. Aynı miktarda e, bunları tepkimeye sokarsak en çok enerji veren kimler oluyordu? Yağlar yani lipitler oluyordu. Gençler diğerlerinin iki katı kadar. Sonra arkasından kimler geliyordu? Proteinler en az enerji veren ise karbonhidratlardı. Tüm canlılar aynı şekilde beslenir demiş. Hayır, tüm canlılar aynı şekilde beslenmez. Bazı canlılar kendi besinlerini kendileri üretiyor. Ototrof. Bazı canlılar besinlerini doğadan hazır olarak alıyor. Heterotrof. Bazı canlılar ise hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahipti. Yani bu da bizim için yanlış oldu. Bitkilerde pasif hareket, hayvanların çoğunda aktif hareket gerçekleşir. Evet, hareket etmek canlıların ortak özelliğidir. Bitkilerde pasif yani yönelim hareketleri meydana geliyor. Hayvanların da çok büyük bir kısmında tabii ki aktif olarak yer değiştirme söz konusu oluyor. Canlılar yaşamlarını devam ettirmek amacıyla üremek zorundadır. Cümleye dikkat et. Canlılar yaşamlarını devam ettirmek için üremek zorunda değil. Benim çocuğum olmasa da ben hayatıma devam edebilirim. O yüzden bu da bizim için yanlış oldu. Buradaki sayfada gençler mutlaka bir ekran görüntüsünü alın. En çok karıştırılan kısımları koyduk. Yani cümlelerin içerisinde en çok karıştırılacak kısımlar burada yer alıyor. Buradan da hemen diğer doğru yanlışlarla devam ediyorum. İnorganik bileşikler canlılar tarafından üretilmezken, organik bileşikler tabii ki canlılar tarafından üretilebiliyordu. biliniyordu. Prokaryot canlılarda sadece oksijensiz solunumla enerji üretilirken, ökaryotlarda o oksijenli solunumla enerji üretilir denilmiş. Böyle bir genelleme yapamayız gençler. Prokaryotlarda oksijenli solunum yapan da var, oksijensiz solunum yapan da var, fermantasyon yapan da var. Yani böyle bir şey yok. Mineraller besinlerle alındıklarında sindirilerek hücre içine girer ve fazlası enerji verir demiş. Burada hepsini yanlış söylemiş. Bir kere mineraller besinlerle alır. Doğada hazır olarak bulunan maddeler kalsiyum, fosfor, demir, iyot tabii ki ben bunları besinlerle vücuduma alacağım. İnorganiklerin hangi çeşidi olursa olsun küçüktür, sindirilemez. Su, asit, baz, tuz, mineral hepsi küçük. Hücre zarından doğrudan geçilip geç Biliyorlar. Yani sindirilmek diye bir şey yok. Aynı zamanda mineraller enerji vermez gençler. Enerji veren şeyler karbonhidrat, yağ, proteindir. Başka enerji veren bir şeyimiz yoktur. Yanlışı yapıştırdım. Anabolik reaksiyonlarda enerji harcanırken katabolik reaksiyonlarda enerji harcanmaz. Hadi şurada tekrardan hatırlatayım. Anabolizma ne demekti? Küçük küçük şeyleri büyük bir şeye çeviriyorsan anabolik tepkime diyorduk. Katabolik tepkime ise sen büyük şeyleri parçalayıp küçük şeylere çevirecektin. Anabolik tepkimelerde küçükten büyük yaparken tabii ki enerji harcayacaksın. Yıkım reaksiyonlarında ise enerji enerji harcanmaz gençler. O yüzden bizim için doğru. Tek hücreli tüm canlılar prokaryottura bak cümleyi değiştirerek aslında aynı şeyi tekrar yazmışız. Tek hücreli tüm canlılar prokaryot mu? Hayır. Tek hücreli olup ökaryot olanlar da var. O yüzden bu da bizim için yanlış oldu. Geliyorum boşluk doldurmalara. Okul yazılarında boşluk doldurmalar da çok fazla derecede karşımıza çıkıyor gençler. Hoca biraz fazla not vermek istiyorsa Cevapları şuraya yazıyor. Siz bulup bulup hatırlayarak yazabiliyorsunuz veya bizim gibi hiç yazmadan doğrudan sizin yazmanızı da bekleyebiliyorlar. Bir canlının yaşama ve üreme şansını arttıran kalıtsal özelliklerine ne ismini veriyorduk? Tabii ki adaptasyon başka renk alalım. Adaptasyon diyorduk. Gençler adaptasyona aynı zamanda uyum ismini de verebiliriz. Mesela kutuplarda yaşayan ayıların beyaz kürklü olması. Kaktüsün gövdesinde su depolayabilmesi birer adaptasyondur. Adaptasyonlar nesilden nesile aktarılır gençler. Yani şöyle bir baktığımız zaman diyelim ki kaktüsler kurak ortama uyum sağladıkları için gövdelerinde depo edebiliyorlar suyu. Çöle uyum sağlamışlar. Ben kaktüs evde yetiştireyim, bol bol su vereyim, artık gövdesinde su depolamasın diye bir şey yok farklı cinsiyette iki bireyden kendilerine benzer yeni birey meydana gelmesine tabii ki üreme ismini vereceğiz. Bazı canlılarda eşeyli üreme söz konusu oluyor. Bazı canlılarda eşeysiz üreme söz konusu oluyor. Çok nadiren canlılarda hem eşeyli üremeyi hem de eşeysiz üremeyi yapabilenler var. Burada dikkat ediyorsun. Farklı cinsiyette iki bireyden bahsediyorsa tabii ki burada gerçekleşen olay bizim için eşeyli üreme olacak diyeyim gençler. Uzun süren açlık dönemlerinde enerji üretmek için son sırada kullanılan ve canlı yapısında en çok bulunan organik bileşik nokta noktadır. Benim enerjiye ihtiyacım var. Birinci sırada gidip kimin kapısını çalıyorum? Karbonhidratların. Vücudumdaki karbonhidratlar bitince kimin kapısını çalıyorum? Lipitlerin yani yağların. Vücudumda yağlar da bitti. Çok uzun süreli bir açlık yaşarsam o zaman proteinlerin kapısını çalıyorum. Diyetisyen televizyona çıkıyor ne diyor? Karbonhidrat almayı bırakırsanız kilo verirsiniz. Ben vücuduma dışarıdan karbonhidrat almazsam vücudum enerji ihtiyacını karşılamak için kimin kapısını çalacak? Lipitlerin. Haliyle de yağlar eridiği için kilo verilmiş olacak. Bu bizim için neydi? Kullanım sırasıydı enerji verme miktarına göre kendi içinde dizecek olursam da en çok lipitler veriyordu. Proteinler orta derecede kalıyordu. Karbonhidratlar ise en az enerji veren organik bileşiklerdi gençler. Bu kısım çok önemli. Biz de yazılımızda pek çok noktaya farklı farklı döndürerek koyduk. Öğretmenler mutlaka bunların arasındaki farkı bilmenizi istiyorlar diyeyim. Buradan devam ediyorum. O zaman enerji üretmek için son sırada kullanılan canlı vücudunda en fazla bulunan organik bileşik tabii ki bizim için proteinlerdir diyeyim. Tek hücrelilerde organizasyon düzeyi nokta nokta yapısına kadardır. Tek hücreli dediğimize göre adam zaten bir hücreden meydana gelmiş. Organizasyon düzeyi hücre yapısına kadardır. Hadi organizasyon düzeyini de hatırlatayım. Ne dedik? Atomlar bir araya gelerek molekülleri meydana getiriyordu, moleküllerden organeller oluyordu, organellerden de hücre meydana geliyordu. Tek hücreli ise hücreye kadar. Çok hücrelerde hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular bir araya gelerek organları, organlar bir araya gelerek sistemleri, sistemler de bir araya gelerek organizmayı yani canlıyı meydana getirmiş olacak. Hemoglobinin yapısına katılan mineral. Ne mineraliydi gençler? Demir mineraliydi. Vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam hemoglobin sentezlenemiyordu. Hemoglobin de benim kırmızı kan hücrelerimde oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan proteindi. Yani oksijen ve yeterli düzey oksijen ve karbondioksit yeterli düzeyde taşınamıyor. Kansızlık, anemi hastalığı, demir eksikliğinde meydana geliyordu. Kemiğin yapısına katılan ve kanın pıhtılaşmasında kas kasılmasında görev alan mineral ise bol bol reklamlarda duyduğumuz kalsiyum mineraliydi. Kemiklerden direkt aklınızda kalabilir gençler. Kemiklerin yapısı için kalsiyum çok önemli. Çocukluk döneminde yeterli düzeyde kalsiyum alınmazsa parantez bacaklılık dediğimiz raşitizm meydana geliyordu. Yetişkinlik döneminde kalsiyum yetersizliğinde de osteomalazi gibi kemik e, hastalıkları ortaya çıkıyordu. Proteinlerin birbirinden farklı çeşitli olması, protein sentezine katılacak amino asitlerin sırasının, sırasının, çeşidinin, çeşidinin ve sayısının farklı olmasından kaynaklanıyordu gençler. Hemen tabii ki bunu böyle söyleyip geçmeyeceğim. Size bir şey göstereceğim. Şimdi bizim proteinlerimiz çok önemli. Normal şartlarda bizim vücudumuzda karbonhidrat sentezi yapılacaksa, yağ sentezi yapılacaksa DNA işe karışmıyor. Diyor ki gidin sentezleyin. Ama protein sentezleneceği zaman DNA diyor ki dur. Ben sana şifre vereceğim, benim verdiğim şifreye göre protein sentezini gerçekleştireceksin diyor. Yani canlıların akrabalık derecesine bakarken e, DNA benzerliğine bakılır ya. DNA benzerliği de o kadar kolay bakılabilen bir test değil. O yüzden canlıların akrabalık derecesine bakmak istedikleri zaman protein benzerliklerine de bakabiliyorlar. Proteinlere baktığımız zaman yapı birimleri de tabii ki amino asitler olacak. Amino asitlere baktığımız zaman ortada bir karbon atomu, bununla bağlı bir hidrojen, buna bağlı bir radikal grup, değişken grup dediğimiz grup söz konusuydu. Haceri yazdık. Sonra karbona bağlı bir karboksil grubumuz söz konusu oluyordu. Bir de NH2 yani amino grup dediğimiz grup söz konusu oluyor gençler. Bu bir amino asitin yapısıydı. Aslında amino asitlerin tamamında karbon, NH2, hidrojen ve karboksil grubu ortaktı. Radikal değişken grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklı oluyorlardı. Uyduruyorum bilmenize gerek yok. Şuraya CH3 yazıyorsun X amino asit oluyor. NH bilmem ne yazıyorsun Y amino asit oluyor. Bilmem ne yazıyorsun. Z amino asit oluyor. Yani amino asitlerin tek farklı kısmı radikal gruplarıdır. E baktık canlı vücudunda da 20 çeşit amino asit var. Nasıl oluyor? Bu kadar milyar insanın proteinleri birbiriyle birebir aynı düşmüyor. Şu ben olayım. Şu da sen ol biz protein sentezini gerçekleştiriyor olalım. Ben A amino yanına B'yi, B'nin yanına C'yi, C'nin yanına D'yi, D'nin yanına E amino alıyorum. Sen de protein sentezleneceği zaman A'nın yanına B'yi alıyorsun, B'nin yanına D'yi alıyorsun, bir daha D'yi alıyorsun, bir de gidiyorsun işte atıyorum. Bu kadarla bırakıyorsun. Sendeki sıra bendekinden farklı sendeki çeşitle bendeki çeşit birbirinden farklı. Sendeki sayıyla bendeki sayı birbirinden farklı olduğu için seninle benim proteinlerimiz birbirinden farklı oluyor diyeyim. Hemen boşluk doldurmalarla devam ediyorum. Su moleküllerinin birbirine tutunmasına bir de bulunduğu yüzeye tutunmasına isim vermiştik. Özellikle bitkileri düşündüğümüz zaman şöyle ağacı düşün mesela topraktan alınan su ta en üstteki dala kadar taşınıyordu. Topraktan alınan bu suyun en üstteki dala kadar taşınmasına çeşitli kuvvetler etkili. Birincisi su molekülleri birbirine tutunarak kohezyon yazamadım yazayım hemen kohezyon kuvveti dediğimiz kuvveti oluşturuyorlar. Su molekülleri birbirine tutunuyor. Bir de burada taşındıkları borulara tutunuyorlar. Taşındıkları borulara tutunmasına ise adezyon ismi veriliyor gençler. Bunu arada söyledim. Vücuduma yeterli düzeyde demir alamazsam hemoglobin sentezlenemiyor. Yani kanın taşınması ile ilgili oksijen ve karbondioksitin taşınması ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Anemi hastalığı hastalığı dediğimiz hastalık meydana geliyor. Anemi aynı zamanda hangi anlama geliyor? Kansızlık. Bulmacalarda da çok sık çıktığı için okulda da hocanız mutlaka işte iot eksikliğinde hangi hastalık, kalsiyum eksikliğinde hangi hastalık, demir eksikliğinde hangi hastalık diye soracaktır dediğim gibi bulmacalarda bile çıkıyor. Zaten belli başlı birkaç tanesinin hastalığını çok sık hocalarımız soruyor. Peki kalsiyum eksikliğinde çocuklarda ne görülecekti? Parantez başak, bacaklılık dediğimiz raşitizm meydana gelecek. İyot ise bizim boyunumuzda bir tiroid bezimiz var. Bu tiroid bezimizden tiroksin adı verilen bir hormon salgılanıyor. Bu hormonun yapısına katılıyor. Ben yeterli düzeyde iyot alamazsam bu hormonu sentezlememle ilgili ilgili sıkıntı var. Tiroid bezi aşırı derecede büyüyor. Guatr dediğimiz hastalık meydana geliyor. Doymuş yağların yapısında tabii ki hangi yağ asitleri bulunacak? Doymuş yağ asitleri bulunacak. Bak zaten kopyalı. Doymuş yağsa doymuş yağ asitleri bulunduracak. Doymuş yağlar da oda sıcaklığında nasıl halde bulunacak gençler? Katı halde. Hayvansal kökenli yağlardan bahsediyoruz. İşte kuyruk yağı gibi, tereyağı gibi, iç yağı gibi yağlardan bahsediyoruz. Doymamış yağların yapısında doymamış yağ asitleri bulunacak. Doymamış yağlar oda sıcaklığında genellikle sıvı halde bulunacaklar. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı, fındık yağı gibi bitkisel kökenli yağlar olacaklar. İnsanlar tarafından sentezlenemeyen amino asitlere temel amino asit veya zorunlu amino asit veya esansiyel amino asit ismi verilir gençler. Aynı şey yağ asitleri için de geçerlidir. Yani şuraya amino asit demez de yağ asidi derse de kabul edeceksin. Amino asitlerin çeşitliliğini de az önce çizmiştim. Nerede o kağıdım? Heh burada. Radikal değişken grup dediğimiz grup belirliyor. Yani hepsinde NH2 hidrojen karboksil var karbon atomu ortada var. Değişken grubun değişmesi amino asitlerin birbirinden farklı olmasına neden oluyor. O zaman şuraya radikal grup veya değişken grup hadi onu da parantez içerisinde yazayım. Değişken grup şeklinde yazabilirim. Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan polisakkarit dıt dıttır diyor. Hadi polisakkaritlerin konusu açılmışken de hatırlatmış olayım. Polisakkaritleri kendi içerisinde ikiye ayırdık. Bizim bir depo polisakkaritlerimiz vardı. Bir de yapısal polisakkaritlerimiz vardı. Depo polisakkaritler dediğimiz zaman nişastadan bahsediyorduk. Bir de bakayım ekrana görünüyor mu? Görünüyor. Glikojen dediğimiz bir depo polisakkaritimiz vardı. Bitkiler glikozunun fazlasını nişastaya çeviriyordu. Bakteriler, arkeler, mantarlar, hayvanlar glikozun fazlasını glikojene çeviriyorlardı. Yapısal polisakkaritlerden birincisi selülozdu bitkilerin hücre duvarının yapısına katılıyordu. Diğer bir yapısal polisakkaritimiz ise kitindi gençler. Kitinde böceklerin üstüne basınca çatırt diye bir ses geliyor ya. Eklem bacaklıların dış iskeletinde var. Bir de mantarların hücre duvarında var. O zaman bize neyi sormuş? Bitkilerde hücre çeperinin yapısına katılan polisakkariti sormuş. O da selüloz dur diyeyim. Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu açığa çıkarıyordu. Bazılar ise suda çözündüğünde OH yani hidroksil iyonu açığa çıkmış oluyordu. Buradan eşleştirmelere geliyoruz hemen tek 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 ilerleyelim gençler. Bazı hormonların yapısına katılan yağ çeşidi. Yağları kendi içerisinde iki, üçe ayırmıştık. Trigliseritlerimiz vardı. Bunlar bizim için aslında depo yağlardı. Yağların fazlası trigliseritlere çevrilerek depolanıyordu. Fosfolipitler vardı. Hücre zarının yapısına katılıyorlardı. Bir de gençler steroidler vardı. Steroid dediğimiz yağlarda monomer yapılıydı. Kolesterol de steroid yapılı bir yağdı. Bazı hormonların da yapısına katılıyorlardı. O zaman bunun nereye gitmesi lazım? D'ye gitmesi lazım. Hemen şuradan D olduğunu söyleyeyim. Bir D'dir. Eklem bacaklıların ve mantarların hücre çeperinin yapısına katılan polisakkariti az önce söyledim gençler. Bizim için neydi? Kitin o zaman kitinde de gitti. İkinin de G'ye gitmiş olması gerekiyor. Ha şunu da aradan söyleyeyim gençler. Buradaki bilgiler mutlaka okul yazılısında çıkacaktır. Karbon atomları arasında sadece tekli bağ bulunduran yağ asitleri hidrojene doymuştur onlara doymuş yağ asidi ismini veriyoruz o zaman E de 3'e gitti. Hemen devam ediyorum. Yüzde 15 konsantrasyonun altında enzimlerin çalışmadığı inorganik bileşik çeşidi. Bak kopya var. İnorganik bileşik çeşidi. İnorganikler su, asit, baz, tuz, minerallerdir. Ne olmazsa enzimler çalışmıyor su. Ortamdaki su miktarı yüzde 15'in altında olursa enzimler aktivite gösteremiyorlar. O zaman 4'ün de tabii ki F'ye gitmesi lazım. DNA'nın yap yapısında yer alan monosakkaritten bahsediyor. DNA'nın yapısında yer alan monosakkarit ismini veren monosakkarittir. DNA'nın uzun adı ne? Deoksiribo ...nükleik asittir gençler. Zaten baş harfleri bir araya geldiği zaman DNA anlamına geliyor. DNA'nın yapısında deoksiriboz bulunacak. RNA'nın yapısında da riboz bulunur. Unutmayın. Hemen bunun da tabii ki 5'in haşa gittiğini söyleyeyim. Asit ve bazların birleşmesiyle oluşan deyince tuz direkt aklıma geldi zaten. Vücut sıvılarının ozmotik basıncının dengelenmesinde de tabii ki bu etkilidir. İnorganik bileşiğimiz tuz olacak. Altı da iyiye gitti. Hücre zarının yapısına katılan yağ çeşidini en başta anlattığım için tekrar söylemiyorum. Hücre zarının yapısında çift sıralı dizilmiş fosfolipit adını verdiğimiz yağlar vardı gençler. Yani haliyle bunun da A'ya gitmiş olması gerekiyor. Hayvanlarda, bakterilerde, arkelerde, mantarlarda depolanan polisakkarit ise tabii ki glikojen de 8 C'ye gitti. Yüksek sıcaklık ve basınçta yapısı bozulan organik bileşik. Hangi organik bileşik çok sıcağı çok tuza çok basınca maruz kalınca yapısı bozuluyor fonksiyonel olarak artık iş yapamıyor Tabii ki bu proteinlerin özelliğiydi o zaman 9 da B'ye gitti hayvanlarda hücre zarının yapısına katılan steroid çeşidi de kolesterol olacaktı gençler yani onda I'ya gitmiş oldu mutlaka buranın da bir ekran görüntüsünü alın gençler eşleştirme yapmanız çok çok önemlidir diyeyim sonra hemen ben bir tane soru çeşidimle devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler karşılaştırma yapmaya çok müsaittir. Hoca sınavda sorar. Enerji verme miktarını karşılaştırınız. Kullanım sırasını karşılaştırınız. Bağ çeşitlerini yazınız. Monomerlerini yazınız gibi karşılaştırmaları mutlaka çıkacaktır. Karbonhidratlar yapıda C, H, O elementlerinden meydana geliyor. Tabi bazı nadir çeşitlerinde farklı elementler de var. Nötral yağlar kesin C, H, O var. Mesela işte fosfolipitlerde fosfat da var ama C, H, O kesin bulunuyor. Proteinlerde C, H, O ve kesin kesin azot da mutlaka bulunmak zorundaydı. Karbonhidratları birbirine bağlayan Bağın adı glikozit bağı dediğimiz bağdı. Nötral yağ dediği zaman aslında trigliseritlerden bahsediyor. Gençler trigliseritlerin diğer bir ismi de nötral yağdı unutmayın. Yağların monomerlerini birbirine bağlayan bağımız ester bağıdır. Proteinleri birbirine bağlayan bağ ise yani aslında amino asitlerin arasında kurulan bağ ise peptit bağı dediğimiz bağdı. Monomerlerine baktığımız zaman karbonhidratların monomerleri monosakkaritlerdir. Doğru yazımı bu. Monosakkaritlerin hangi çeşidi olursa olsun karbonhidratların yapı birimidir. Hücre zarından doğrudan geçebilir. Monosakkaritleri kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir beş karbonlularımız vardı. Bir de altı karbonlularımız vardı. 5 karbonlumuz DNA'nın yapısına katılan deoksiriboz, RNA'nın yapısına katılan ribozdu. 6 karbonlularımız da glikoz, fruktoz ve galaktozdu. Sorularda da en çok karşımıza glikoz çıkar, unutmayın. Ester bağı içeren nötral yağlarımızın yapı birimleri ise yağ asitleriydi. Bir de gliserol adını verdiğimiz yapı birimleri vardı. Proteinlerin yapı birimleri yani hücre zarından doğrudan geçebilecek büyüklükte olanları ise amino asitlerdi gençler. Hemen bu taraftan da geçiyorum. Aşağıda disakkarit sentez reaksiyonlarında boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Disakkaritlerimize baktığımız zaman hep kimi cebine koyacaktın? Glikozu. İlk olarak ne yapacaktın? Gli gli mal yapacaktın. O zaman şöyle şu tarafta çıktı karşıma. Glikoz glikozla birleşince mal toz sentezi oluyordu. O zaman dördün tabii ki glikoz olması lazım. Gli gli mal unutma. Dörde neyi yazdık? Hop glikozu yazdık. Sonra glikozu hep cebine koyacaksın. O zaman ikinin de glikoz olması lazım. İkiyi hemen glikoz olarak şuraya yazdım. Glikozla galaktoz birleştiği zaman şifre içindeydi. Sentezlenecek şey laktoz oluyordu gençler. O zaman laktozu da şuraya yazdım. E kalanda kim oluyordu? Glikozla fruktoz birleşince sükroz veya sakkoroz da yazar hocanız. İkisi aynı şey. Sentezi gerçekleşmiş oluyordu. O zaman birle belirttiğimiz kısımda fruktoz olacak. Bir daha gligli gli mal. Glikoz glikoz maltoz yaptı. Glikozla galaktoz birleştiği zaman laktoz içerisinde. Laktoz sentezlerini unutma şifre içinde. Glikozla fruktoz birleştiği zaman da sükroz sentezi gerçekleşmiş oluyordu. Aşağıda numaralandırılmış reaksiyonlardan bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak gerçekleşenleri belirtiniz diyor. Şimdi bakıyorum karbondioksit ve su bir araya gelmişler. İkisi bir araya gelip glikoz sentezi gerçekleştiğine göre birle gösterilen tepkimi fotosentezdir. Biz fotosentez yapabiliyor muyuz? Hayır. Tabii ki bitkiler yapabiliyor. Hayvan hücrelerinde gerçekleşmiyor. 2'ye baktın. Glikozu karbondioksit ve suya çevirmiş. Bu bizim için oksijenli solunum tepkimesidir. Bitki ve hayvanlarda ortak olarak gerçekleşir. 2'yi aldım. 3'e bakıyorsun. Ne yapmış? Glikozu nişastaya çevirmiş. Glikozu nişastaya bitkiler çevirebilir gençler. O yüzden almadık. Sonra nişastayı glikoza çevirmiş. Nişastayı glikoza bitkiler çevirebildiği gibi hayvanlar da çevirebiliyor ama hayvan hücrelerinde demiş. Benim hücremin içerisinde nişastanın ne işi var? Ben nişastayı yediğim zaman sindirim sistemimde glikozlara dönüştürüyorum. Hücre içime almıyorum, gitti. Sonra glikojen dediğimiz zaman glikozdan glikojen yapmak tabii ki Hayvanlara özgü bir şey bitkilerde gerçekleşmiyor. Bu tepkimeler bunları da almadım. Laktoz süt şekeridir gençler. Baktığımız zaman bu da bitkilerde ve hayvanlarda ortak olarak gerçekleşmiyor. Hücrelerinin içerisinde gerçekleşmiyor. Buraya baktığımda sadece ikinin olduğunu gördüm. Hemen buradan diğer soruya geçiyorum. 150 molekül yağ asidinin kullanıldığı bir yağ sentezinde açığa çıkan su ile... Hemen soruyu böldüm. Bir nişasta molekülü hidroliz edilirse kaç tane glikoz açığa çıkar? Birincisi yağ sentezinin formülünü yazayım. Neydi o bizim için? 3 tane yağ asidi 1 tane gliserolle bir araya geliyordu. Buradan bir tane nötral yağ veya trigliserit dediğimiz yağ sentezlenmiş oluyordu. 3 molekülde su açığa çıkıyordu. Biz ne yapmışız? 150 molekül yağ asidi kullanmışız. Yani şunun 150 olduğunu hayal edecek olursam. O zaman ne olacak? 150 kaç katı? 50 katı. Kaç gliserolle tepkimeye girecek? 50 gliserolle. Kaç tane nötral yağ sentezlenecek? 50. Kaç su açığa çıkacak? 150. He, ben suyu buldum. 150 tane su açığa çıkacak. Nişasta molekülünü hidroliz etmek istiyorum. Nişasta nasıl sentezleniyordu? Onu da yazayım en sayıda glikoz bir araya geldiği zaman bir tane nişasta sentezi gerçekleşiyordu Bir molekülde su açığa çıkmış oluyordu Baktığımız zaman daha doğrusu şu bir demeyeyim şuraya en eksi bir yazayım gençler. En eksi bir sayıda da su açığa çıkmış oluyordu. En sayıda bir araya geldiği için. Bizim elimizde ne var? 150 tane su var ve biz nişastayı hidroliz etmek istiyoruz elimizde 150 suyumuz olduğuna göre aslında en eksi birimiz kaç? 150. O zaman bizim enimiz kaç? 151 gençler. Bizim nişastamızı parçaladığımız zaman kaç tane glikoz açığa çıkacak? 151 tane çıkmış olacak diyeyim. Hemen sorumuza devam ediyorum. Bir tane de test sorusu çıktı karşımıza. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi dehidrasyon tepkimesine örnek verilemez? Dehidrasyon neydi? Yapım tepkimesiydi. Biz bu tepkimelere bakayım. En sayıda amino asit polipeptit yapmış yani protein yapmış. En eksi bir sayıda su açığa çıkmış. Haliyle bu bizim için yapım dehidrasyon tepkimesidir. Gli gli mal, küçükten büyük olmuş. Haliyle bu da bizim için yapım tepkimesidir. Karbondioksitle suyu birleştirmiş besin sentezlemiş. Bu da bizim için yapım reaksiyonudur. Küçükten büyük yapmış. He. Burada besini oksijenle yakmış, karbondioksit ve su açığa çıkmış. Bu bizim için ne oldu gençler? Yıkım tepkimesi oldu. Buraya da baktığın zaman gliserol ve yağ asitini birleştirip Trigliserit nötral yağ sentezi yaptığına göre bu da tabii ki yapım tepkimesi olacak. Dehidrasyon tepkimesine örnek verilmeyen tabii ki hidroliz tepkimesidir diyelim. Gençler tam tersi gibi düşünebilirsiniz yıkım tepkimesi dediği için. Diğer bir sorumla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat, yağ ve proteinlerin ortak özelliklerindendir diyor. Özelliklerinden diri ben koymuş olayım düzenleyici olarak görev yapma DNA şifresine göre sentezlenme hormonların yapısına katılma enerji verici olarak kullanılma nükleik asitlerin yapısına katılma. Nükleik asitlerin yapısına karbonhidratlardan deoksiriboz ve riboz katılıyor. Enerji verici olma üçünde de ortaktır. Hormonların yapısına katılma bazı hormonlar yağ, bazı hormonlar protein yapılı, karbonhidrat yapılı yok. DNA şifresine göre sadece protein sentezleniyor. Düzenleyici olan bazı yağ ve proteinler var hormonların yapısına katıldıkları için diye. Hemen geldim son soruma. Yandaki grafikte bir bitki hücresindeki hidroliz reaksiyonunda 1 ve 2 numaralı maddelerin miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiştir diyor. 1 ve 2 olamaz diye de soruyor. Şimdi baktım hidroliz tepkimesi olduğuna göre o zaman büyük şeyin miktarı azalacak, küçük şeyin miktarı artacak. 1'e yazılan şey küçük, ikiye yazılan şeyin büyük olması lazım. Küçük, büyük, nişastayı parçalamış, glikoz açığa çıkmış olabilir mi? Olabilir. Sonra fruktoz, glikozla birleşince sükroz yapıyordu. Sükroz parçalanıyor, fruktoz açığa çıkmış olabilir mi? Olabilir. Peki bu bitki hücresini nötral yağ sentezlemiş, daha doğrusu hidrolize etmiş olabilir mi? Nötral yağ miktarı azalırken yapısındaki gliserol miktarı artmış. E baktım mal olabilir mi? Maltozu parçalasın büyük olan maltoz, küçük olan glikoz olabilir. this Seliloza glikoz ise tam tersi oluyor. Seliloz burada büyük olan yapısında olan glikozu ise buraya vermiş gençler. Yani cevabımız E'ye düşmüş oldu. Böylelikle yazılı hazırlığımızın sonuna geldik gençler. Mutlaka 9 Dinamo'nun da yazılı hazırlık sayfalarına bakın. Yazılıda çıkabilecek sorulara çok yakın soruların yazıldığı kısımlar var. Sınava girmeden önce tekrarlarınızı yapabilmek için yazılı sayfalarını atla diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Sınavınızda hepinize çok 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 başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum.